Ben hiçbir zaman tavırlarımı benzetmem. Yüzüne bakınca ben benzetiyorum seni. Ama işte ben mesela esmer buluyorum kendimi. Kaşları, yıllardır gözlerim, boya yaptırmadım, kumral olmaya çalışmadım. Belki bir ara kuaförler kandırmıştır şöyle kahverengi bir şeyler. Sarışın bir bayan Hülya Hanım. Sonra Kaya Bey benimle çok uzun zamandır görüşmek ister, 5 yıldır. Ben Hülya Avşar'ı hani böyle devamlı sorulmasından yani magazin kullanmak istesem ne bileyim Kaya ile falan görüşürdüm. Dur. Sen bir söyle. Kaya şimdi duyuyordur, duyacak da Allah'a. Aa bir dakika çocuk ya. Sen Kaya sana yaklaştın. Böyle. Şimdi tabii yani biz bu bir şey. Beni sinirlendirdiler bilhassa ilk program. Vallahi bak ben böyle şeyler konuşmam. Hülya Avşar meselesi açılmasından tedirgin mi oluyorsun? Evet, Kaya Hanım da aynı şeyi söyledi. Ben artık dayanamadım. Rahatsızım çünkü benim ne alakam var? Ben o kadınla başka bir tipim. Sinir oluyorum artık, nefret geldi ya. Ben yani baktığım zaman ona kendimi benzetmiyorum. Ben çıktığın andan itibaren benzetmedim böyle. Ben başka bir güzel bir kadın. İçin benzetiyor. Benziyor kardeşim. Ya benziyor şekerim. Hayır. Ya bir var. Vallahi ben görüyorum. Şu bak, bu böyle patavatsız bir şekilde söylendi. Programın ilk kim söyledi sana haftalar. Bunu? Beni gazladılar. Hayır, ben söyledim. Ben benzettiğimi size... Size patavatsız mı demek istiyor? Yani ne? Tamam anlayamadım. Deyip duruyor bana ne? Bak şimdi. Ben neye çok üzüldüm? Bir dakika. Bir dakika neye çok üzüldüm? Ben benzetiyorum. Ben bunu söylesem yıllar önce söylerdim. Aç saçı. Sanki aç imam hakkında mı bir iftira attım ben? İmam mıdır kocası Hülya Hanım'ın? Önceden beri çapkınlıklarıyla meşhur bir bey. Tabii. Bana da yaptığını ben o an sıkıldığım için söyledim. Ben Hülya Avşar'a benzemeye çalışsaydım böyle böyle yapardım. Esprisidir işin. Bunlar zaten bekarlaştılar artık. Bekar kaldılar. Hepsi evet, ayrıldı kocalarından, hanımlarından. Ben bunu zaten söylemem bekar olmasalar. Baktım ki ortada bir sorun yok. Ben bunu 5 yıl önce söylerim. Herkeste bir manyaklık var ya, magazinsel manyaklık. Estağfurullah. Hayır ben öyle bir kız değilim. Bu adam sonuçta güzel ama neye üzüldüm? Kendisi de kalkmış tanımıyorum bilmem ne. Hülya Hanım kalkmış şahıs diyor benim için. Ayıptır kardeşim. Birinizin altı durmuyor, birinizin üstü durmuyor. Ne demek kaç bu ya? Kaç yaşlarına geldiler, normal konuştular. Alt üst konuşuyoruz üzüldüm. Yani hani kelimeleri. Hayır ben her zaman da Hülya Hanım derim. O zaman ben de bundan sonra o benim için Rüya derim. Çok ayıp. Rüya da güzel isim ya. O da ya ben bunlarla karşılaştım. Peki, bir programın başı. Gerçekten konuyu oraya gerildim. Getirmek istemiyordum. Ayşe Hanım da sağ olsun beni anladı o gün. Aç saçını. Aç bakayım şu saçı. Aç. Aynen aç. Açınca benziyor.